diyor. İnşallah. O son Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaların, bütün bu liyakatsizliklerin de sonunu getirecek. Altına tekrar imzamı atıyorum. Özgür Özel'in iması ve ifadesi böyleydi. Hemen İstanbul İl Başkanı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da sözlerine bir kulak verelim. Şöyle bir gerçeklik var ki bu korkuları, bu savrulmamaları, bu akılla değil, öfkeyle, hırsla, egoyla, bir kişinin aklıyla iş yapmaları iktidarı hiç iyi bir yere götürmüyor. Bu da bir önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde bu ülkenin gerçekten halkın artık göz açıldı. Kimin kendisine hizmet için uğraştığını, çaba gösterdiğini biliyor. Kimin de böylesi bir dönemde dahi neyle uğraştığını görüyor. Şöyle söyleyeyim, bir iktidar değişikliğine, hatta ben size daha ileri bir şey söyleyeyim. İktidar değişikliği değil, bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum. Canan Kaftancıoğlu'nun sözleri içerisinde bir sistem değişikliği ifadesinin altını çizmek gerekiyor. Bir de seçimle ya da başka bir yolla ifadesi. Bunu da konuşacağız ama son olarak Muharrem İnce'nin de sözlerini ekranlara taşıyalım. Ardından konuklarımıza değerlendirelim. Yenilmez bir adam olmadığını gösterdik Erdoğan'ın. Ya bak, bunun da kanı akıyormuş. Yani bu da yaralanabiliyormuş. Siyasi. Ya bak, bu da bununla baş eden birisi oluyormuş. Bu ifadeler elbette siyasetin ana gündem başlığı ve çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Buna dair de açıklamaları vardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geride bıraktığımız gün ulusa sesleniş konuşmasında.